Şimdi derbi konuşmayı bitirmeden önce tekrar şöyle bir Galatasaray'a dönelim. Osimhen'in büyük maçlardaki grafiğine bakacağız. Az önce konuştuk. %101 hepimiz neredeyse Osimhen'i ilk 11'de bekliyoruz. Peki daha önceki takımlarında ilk 11'de çıktığı maçlarda rakiplere karşı nasıl bir performansı vardı? Napoli performansı ekranlarınıza geliyor. Rakip Roma'yken 7 maçta 3 golü var. Rakip Juventus'ken 7 maçta 2 golü var. Rakip Inter'ken 6 mücadelede 2 asist kaydediyor. Milan'a karşı da 2 maçta 1 golü var. Hep Icardi için hani şunu diyoruz ya, arkasındaki köşedeki isimlerin Icardi'yi beslemesi gerektiği. Osimhen için acaba nasıl bir yorumda bulunuyorsun? Osimhen o kadar Icardi daha değil. Daha kreatif. O kadar Icardi değil. Çünkü daha fazla koşan, elbette ki yaşının ve fiziğinin de etkisiyle daha fazla ikili mücadeleye giren, biraz daha geriye çıkıp bunu preste de devam ettiren bir oyuncu. Komple bir forvet. Yani alıyor, dönüyor, vuruşu iyi, fiziği iyi, tekniği iyi. Yani Süper Lig'de olduğunu hala inanamıyorum, açık konuşayım. Yani Osimhen'i 3 hafta önce, 4 hafta önce Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın 11'inde Osimhen çıkacak dese yani dünyada bir kişi bile inanmazdı muhtemelen. Ama biz cumartesi günü Osimhen'le Galatasaray'ı izleyeceğiz büyük ihtimalle. O yüzden burada Napoli gibi bir takımla şampiyon olup sonra Real Madrid, işte Liverpool, Manchester derken bir anda soluğu burada alması Türk futbolu adına bir şans. Evet. Fenerbahçe'nin stoperleriyle gireceği o mücadele beni gerçekten meraklandırıyor. Beni de aynı şekilde. Peki bol gol bekliyor musun? Oo, hep kritik soru. Evet, çok kritik bir soru bu. Çünkü bol gol deyip 0-0 bitince... Ya yok, beklemiyorum. Yani burada ekstra... Riske atılmayacak bir cevap verdi. X faktör olmadığı müddetçe... yani özellikle de Fenerbahçe'nin ben oyunu tutacağını düşünüyorum. Biraz o alan savunmasını, klasik tabir, bloklar arasını... kapatıp çok mesafe vermeyeceğini, biraz yarı sahasını oyun bölümü sahanın %60'ına net bir şekilde dağılacağını düşünüyorum kendi kalesinden itibaren. O yüzden de bu tip yerleri Galatasaray genelde açamıyor. O açamadığında da Galatasaray da sıkışıyor ve boşa efor sarf ediyor. Böyle bir maç olursa biraz kitlenmeler görürüz.